Bundan bahsetmiştik. Yetenek kombosunu iyi zamanlayabilmek, iyi kullanabilmek. Burada Victor'un mobil olmayışının avantajını Nurul'un başlattığı savaşta suikastçıya karşı bakalım şimdi nasıl gelişmiş olarak. Evet, kulağı altında patır patır vura vura öldürmeyi başarmışlar. Uçta olmayınca sanki oraya yetişmeyi başaramamış. Gözlerine yetmemiş gibi de kuleye aldılar. Şu ışınlanma ile derken burada ışınlanma geldi damla, ve damla. Şimdi de radyosu kaldı orada tek başına. İki alt koridor oyuncusu sıçramasını kullanıyor. Nardius kaçabilecek mi oradan? Valkyrie'si var mı? Şimdi de Valkyrie'sini kullanıyor. Ve çıktı. Ejera bitimle oradan uzaklaşıyor şimdi. Avenin'in yardıma ihtiyacı var. Ölüm cezası. Bırak nefesini. Raydın. Yani gidip rakipte o kadar fazla yetenek gücü var ki. O ikinci defa girdi. Naro. Bir daha iki defa. Kaçabilecek oradan. Naro. Naro işte. Yani Zayar ışınlanma kurtuluyor. Yani Naru Valkyrie ışınlanmaktan oraya biri gidiyor şimdi. Rumble gidiyor. Ultisi var Rumble'ın, bakalım tarzını üzerine gidecek mi? Şimdi Naru onun üzerine gidiyor. Bir ışınlanma daha gidiyor. Taldirin Naru öler. Taldirin Naru'dan sildi Naru şu anda. Yalnız Rumble'da bir ışınlanma yolları. Naru kurtuluyor. İnanılmaz. Bu çocuk bu oyunu oynuyor. Naru neler yaptı orada? Ben buyum diyor zaten. Bu arada Gragas ultisi ardından kimi yakalıyorlar orada bakıyoruz. Evelyn çıkmaya çalışıyor aradan. Çıkabilecek mi Evelyn? Şimdi Evelyn düşüyor ilk olarak. Crystal'ın canı çok az. Nardius oraya gitti, girdi. Crystal almayı başardı ama çok kötü pozisyonda kaldı. Arkadan da Ergin Dumbledore Hoca Tayyip'e karşı savaşmaya devam ediyor. Nardius oradan uzaklaşmayı başardı. Trash Feneri yine burada Ervin'de bu sefer hayatını kurtarmaya başarıyor. Yine bir değişim. Şimdi o Rydal'ın ölüm cezaları tutarsa Beşiktaş hakikaten sıkıntı yaşayacaktır. Slash Sil komutuyla Naru burada oyunu azıcık daha esnek tutuyor. Rakibin ne yapamayacağını görme şansı. O Chris orada savaşı başladı. Arkadan Naru ışınlanmayla geliyor. Nardius seni de sildim dedi. Ve şimdi bakıyoruz oradan Dumbledore'a kaçabilecek mi tabii ki. Dumbledore yine arada kalıyor. Toplaya zıplaya Dumbledore'a geçmeyi başardılar. Naru şimdi yukarıya daha fazla hedef için ilerliyor. Ama yani bu işte çok büyük hata. Yani bir an için Beşiktaş şöyle bir nefes aldım diye düşündü. Şöyle bir açılalım, bir kuleye vuralım falan dedi ama o ortayı ikiye kadardı bile. Çok kötü. Güzel de Victor'un orada kaçacak. Düştü üzerinde Biden. Bir tane daha belki korun bir şey doğru skor alacaktı ama bir de kule düştü. Mavi kule bu arada düştü. Tutmayı başardı Biden. Biden sen neler yapıyorsun? Tek başına orada skor almaya başarıyor Biden. Ne bir de Baron. Ne bir de Baron. Kaşındı ama. Tabii ki kaşındı. Yani bu süre boyunca bir Trambuz'dan üstüne geldi derken. Derken Victor burada düşüyor. İmtokres düşecek alt koridorda, yukarı koridorda yine aynı şekilde. Tavir için orada Ervin'in altından çıkmayı başardı. Çok yüksek hasar var ama Taiki düşüyor ilk olarak. Bakalım Darkness'i devamlı getirebilecek mi? Hemen burada İmtokres'e odaklanmaya başladı. Darkness'i arka koridor, alt koridordan da bir İmtokres alıyorlar. Hem Avenue'un hem de Taiki'nin yokluğunu acaba Dark Passage şampiyonluğa mı ilerliyor? Bakalım bir de orada Tavir'i tuttular. Yine çok yüksek hasar var. Crystal orada bir şutlar çizildi. Bir skor daha geldi. Ve şimdi o Baron güçlenmesiyle birlikte Emin adımlarla ilerliyor. Ervin Nardius çakaladı. Bu işi burada bitiriyoruz dedi. Dark Passage 2015 sezonu. Şampiyonu mu acaba? İkinci. Son kule. Başladılar. Dark Passage 2015. Türkiye şampiyonu oluyor böylece. Sevim oluruz. Bırakıyorlar. Ve 3 sezon üst üste şampiyon olarak taraftar inmediklerini hala onları gösteriyorlar. Ve sevinç onların hakkında bir şey.